Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Haziran 2023 Cuma ve yurt dışı yarışlarda Fairview'deyiz. Güney Afrika'da Fairview'de bugün tam 7 koşulu program var. Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz. Fairview ile ilgili tüm koşular Çim pistte 13.30'da. Birinci koşu başlıyor. Orada da birinci koşu Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 3 numara Ellis Legacy Kumalo ile ve 9 numaralı Tibetan Temptress Richard Fury ile arkadaşlar yeterli görüntüde. Burada 3 ve 9 diyoruz. Richard Fury de yer almış bugün yarışlarda. Bu da çok iyi. Gerçekten yardımcı oluyor bize bazı seçimleri yapmamızda. Ancak bugün biraz zayıf atlara da biniyor. Hani çok fazla da bel bağlamamak lazım. Bugün biraz dikkat. İkinci koşu 14.05. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Bu da 2 numaralı Arturo, Richard Fury ile Banco. Hani buna bel bağlayacağız. Mecburen iyi bir at bu. Duke of Marmalade. Yine Amerikalı Minalovşe midir? By Black Minalovşe. Evet. Bu safkandan gelme. Arturo arkadaşlar Alan Griffin atlarına biniyor genelde. Richard Fury bugün. Banko ile başlıyoruz. Güne Banko ile başlıyoruz. Bu net bir bankomuz bizim. Evet, üçüncü koşu 14.45 altılı gayanın ikinci ayağı Maiden. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Woodland Ridge. Burada Mustafa ile ilk atımız. Hatta alternatif banko olarak not almışız biz buraya. Dileyenler bunu banko atsın diye. Hakikaten yani bankoluk bir at. Yani bugün böyle bu AGF1'ler çok gelirse tabii bu ikramiye ne kadar olur bilemiyoruz. Çünkü 3 tane alternatif bankomuz var bununla beraber. İlk ayak zaten banko. Bu atın rakibi 2 numaralı Hollywood Star, JP Van der Merwe. 7 numaralı Fly Better, Kumalo, Trip yavrusu. Yani bunlar tabii eğer düşerse 1 numara burada bunlar devreye girecektir. 4 numaralı Western Jack, Richard Fury. Alan Griffin atlarına biniyor. Bir alternatif banko 2-7-4 rakip noktasında. Burada 3 tane safkan yeterli gibi gözüküyor arkadaşlar. 4. koşu Maiden dişiler ve 3 yaşlı İngilizler hepsi. Pardon 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1000 metreye çıkacaklar. Burada da 8 numaralı The Lady Love Richard Fury ile alternatif banko. Ama bu biraz dediğim gibi çok güvenilecek bir banko değil ama orijin falan çok iyi. Alan Griffin atı yurt dışı barış oranlarına göre de kazanma ihtimali yüksek olan safkanlardan birisi olarak gösteriliyor. Bu safkanın yakın rakibi 7 numaralı Comens Aspation Kumalo ile bu da Gavin Smith arkadaşlar çıkmış meydana. Burada 73 handikap puanıyla en yüksek handikap puanlarından bir tanesine sahip bu safkan. Bu safkanın da arkasından 1 numaralı Heart of Eternity Mustafa ile 3 numaralı Twice the Flow Muzi Yeni ile ve 6 numaralı Mediterranean Goddess burada. Bu da iyi bir orijin ki hakkını verememişler şu ana kadar ama arkadaşlar hiç belli olmaz yani. 52 handikap puan ortalama 3 koşuda 7 gün ara var. 6 ve 4 numarayı da burada da ilave ediyoruz. 8, 7, 1, 3, 6 ve 4 olarak eğer tek atmayacaksak 8'i böyle geçiyoruz ki bana göre biraz tek riskli burada. 5. koşudayız şimdi. Handikap dişi 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Zor bir koşu ama biz bunu kolaylaştırabiliyoruz. Burada bu grubun böyle bir tık üstünde olan ve hakikaten hakkını vererek koşturan Richard Fury'nin mini Three Rocks var. 2 tane koşuda 85 handikap puan gibi en üst düzey handikap puanı olan safkanlardan birisi olmuş bir anda. Yani burada en yükseğiydi ama baktığımız zaman 2 tane koşuyla 85 handikap puanı yaptığınız zaman kalite düzeyiniz yükselmiş oluyor. Yalnız burada tabii bu 5000 6000 dolarlık 7000 dolarlık koşular oluyor bazen. Bunlar yerine böyle bir safkanın burada 2335 dolarlık bir koşuya katılması da biraz soru işareti bıraktı kafamızda. Bu safkanın yanında biz at yazmayı düşünüyoruz. 7 numaralı Ride the Lightning Mustafa ile. Bu şuna benziyor. Şunu anlatmaya çalışayım. Biz Hong Kong'da var ya hani 40, 60, 60, 80, 80 üstü falan. Handikap puanı yükseldikçe otomatikman
Hong Kong'da ikramiyeler de yükseliyor, dikkat etmişsinizdir. Şimdi burada da aynı mentalite olması lazım normal şartlar altında. Türkiye'de de aynı. Arap atların, üst düzey Arap atları, İngiliz atlarının koştuğu koşularda, grup koşuları veya yine koşu kalitesi arttıkça otomatikman ikramiyeler de artıyor. Burada da bunun tam tersi bir durum var. Biraz kafamızı karıştırdık. 7 numara dedik. Ride the Lightning, Mustafa. 6 numaralı Quick Count, Claude. 5 numaralı Esther, Kylie Mini. 9 numaralı Grew of Eyes, Herdold. 2 numaralı Follow the Flow, akışı takip et arkadaşlar, Hlapo. Ve 14 numaralı Big Sky Country, User Ramzan. Biz burada ekürleri almadık ama artık bakarsınız hani bu kadar yazdıktan sonra ekürlerden de içinde beğendiğiniz varsa ki bana göre 10 ya da 12 hani yazılır mı yazılmaz mı 10 hani marjuna güvenerek yazılır belki. Bir alternatif banko 7, 6, 5, 9, 2 ve 14 burada rakip noktasını saklanın. Evet arkadaşlar 6. koşuya geldik şimdi 16.25'te. Handikap 3 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Sherry Ano Kumalo ile ilk atımız. Bu Gavin Smith, burada Gavin Smith'in atlarından biri gelebilir. O da bu da 2 numara olabilir. Bu safkan rakip yoksa 3 numaralı Blonde Act, Richard Fury ile yine Alan Griffin atına biniyor. 1 numaralı Peace in Our World, GP Van der Merwe ve 4 numaralı Medler's Tart, Mustafa ile orada. Evet. 2-3-1-4. Son ayak 7. koşudayız burada. Handikap 3 yukarı İngilizler ve 1200 metreye çıkacaklar. Zor bir ayak arkadaşlar bu da. 6 numaralı Rimah Kahti ile ilk atımız. 3 numaralı Father's Frost Jacobs. 2 numaralı Teatro Richard Fury. Hollywood Syndicate'in atına binmiş. Çok ilginç. 1 numaralı Gallic Tribe Trip Dennis Schwartz. Ve 10 numaralı Tipsy Tina Maujon'la, bu ekürler yani. Aslında şey de fena değil ama pek bir atraksiyonu yok yani son koşularında da. Evet. 6, 3, 2, 1 ve 10 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar burada. Yani ekürler diyoruz. Arkadaşlar varsa sizin atınızda ilave edersiniz. Yani ben bu Deniz Şivars yüzünden yazmıyorum. Yazmıyorum diyorum. Güvenemiyorum arkadaşlar. Şu at aslında iyi. Burada bilmiyorum. Ekürler, bu at ve bu iki numara, bunların hepsinin yazılması lazım. Evet, böylece Fairview ile ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Herkese güzel bir cumartesi diliyorum ben. Brighton var. Ve tabii ki diğer yabancı yarışlarımız Belmont Park var. İstanbul Premier League gerektiriyor. Marsilya var arkadaşlar. Açık Bursa. Açık yayınımız. Evet, güzel bir cumartesi, pardon, güzel bir cuma günü sizinle olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi hafta sonu diliyorum.